Çünkü herkes benden biliyor, benim kitlem. Bir de senden dinleyelim. Nasıl oldu, nasıl cereyan etti, tamam, niyet neydi? Tamam. Ondan sonra devam edelim. Güzel. Şimdi öncelikle vurma diyorsun ya kardeşim. <gülüyor> Biz <gülüyor> rolde vuruyoruz birbirimize. Yani. Normalde, <laughs> aynen Twitch aleminde şöyle bir şey var. Özellikle 5M kitlesinde. Ben 5M'i ilk çıktığından beri oynuyorum Burak. Yani. Hani olay şu, İnsanlar 5M'i, hani bitme nedeni de bence bu. Evet ben ilk baştan beri işte böyle Kutlar Vadisi modeli. Evet. E, hep böyle içerikler yaptım. E, öyle böyle YouTube'da 300 bin izleniyordum yani. Hani bir dizi tadında. Evet. E, şimdi sen bir içerik üreticisi olursan e, 300 bin izleniyorsan abicim demek ki burada bir şey tutmuş. Bir Türk mantığı, mafyalaşma süreci. Halbuki ona bakacaksak normalde herkes işte love diyor. Evet. Şimdi o oradaki sahneyi de anlatacağım ben şimdi. Herkes love olarak bakıyor. O zaman Los Santos'ta tamam mı? Fadıl Beloğlu'nun olması kadar da veyahut da ne bileyim Süleyman Çakır gibi karakterler açılıyor. Evet. Bu tamamıyla love. Doğru. Aslında bu işin birazcık daha biz Türk bir YouTuber olduğumuz için e, insanlara Kutlar Vadisi modeliyle geldik. Mesela ha. sen eskiden böyle içerikler yapmıyordun. Yani benden çok çok eski bir YouTuber'sın. Daha tecrübelisin. Ama e, ben buna başladıktan sonra işte insanlar sevdiği biz oraya gittik falan. Şimdi o sahneye gelelim. O sahnede şöyle bir olay var. Hani bu konuda kendimi açıklama ihtiyacını yani Fyvem gibi bir oyunda da çok gülünç bence. Çok trajikomik. Yani olay şu ee, biz orada Yani ben daha doğrusu Burak Oyunda veya Burak Kardeşimize Yaptığımız bir olay yok zaten Anladınız Tabii mı yani OC mi? bir şey yok evet. Benim bir yayında çıkıp da sana bir şey dediğimi zaten göremezsin evet. Yani oradaki olay Fadıl Ama 5M genellikle OC mantıkta oynandığı için Adam diyor ki Oyun Fatih Burak Oyunun kafasına sıktı diye video atmış mesela 100 bin izlenmiş Veyahut da biz seninle hiç konuşmamışız Biz seninle e, OC olarak hiçbir kavgamız yok Ama adam bunu oraya lanse etmiş anlatabiliyor muyum? Aslında evet. buradan başlıyor. Yoksa insanlar diyor ki işte Burak Oyunda'yla Fatih abi kavgalı. İşte Burak Oyunda'yla Oyun Fatih birbirine girdi. Yok mahkemelik oldu. Ya böyle bir şey zaten yok hocam. Sen e, yani evli vakti bir adamsın. E, yaşımızı almış insanlarız. Evet. Yani bir FAYBEM için bunun yapılması aşırı saçma ama bu birazcık da şeyden kaynaklı. E, takipçi kitlesinin veyahut da ...o sunucuda rol yapan bazı insanların galeyana getirmesi. Gelelim şimdi hocam senin sıkma olayına. <laughs> tamam mı? Ee, orada farkındaysanız biz masada bulunan o rolde herkese sıktık. Bak hocam bunu dikkatini çekerim bu arada. Evet. Herkese. Açıp bir daha bile izleriz. Orada şöyle bir olay oldu. Ee, OC olan bir şey Aysi'ye mi taşıdın? Fatih diyebilirsin. Hayatımda ilk defa bunu yaptım. İlk defa o sana karşı değil ama... Ee, İsim vermeyelim orada bayağı bir ana avrat düz giden insanlar oldu işte o zamanki yönetimde e, sana karşı beni evet. doldurma çünkü orada en büyük yayıncı bendim yani işte 5 bin 10 bin izlendiğim zamanlar oldu Twitch'te evet. e, ondan sonra o masada bir şey patlak verdi daha ilk haftaydı İşte Vito Salvato ben senin karakterini de çok bilmiyordum evet. hani nasıl bir şey olduğunu ama masaya baktığın zaman şimdi ben kendimi şöyle atlayacağım. bütün çete soruyorum şimdi eee Düşünün hani gerçek hayatta biz o masa toplantısını neye göre baz alıyoruz? Herkes öyle ya da böyle bilir. Kurtlar Vadisi. Herkes izlemiştir. Evet. Özellikle bizim yaşımızdakiler, büyükler izlemiştir. Küçükler de bunun e, video editlerini vesaire görüyordur. Normalde orada e, biz Los Santos'a bunu nasıl yaptık ki Burak da zaten bu tarz roller yapıyor. TRP'den beri biz hep böyle roller yaptık. İşte Baron, Kartel. Normalde Fadıl olmasa da zaten Kartel'i temsil eden bir yapı olduğu için evet. çünkü sunucunun da sahibi. E bir de kartel rol yapıyor bu adam. Hatta o masada ilk iki masa toplantımız arkadaşlar işte oyuncularımız var. Burak oyundaki zaten büyük bir yayıncı gelmiş işte rol pasları çok güzel olur diye zaten ben dedim. Birbirimizin belki savaşı olur, rolü olur ama ilk haftadan Vito Salvator birazcık böyle fadılı forsladı bence <laughs> söylemleriyle. O yüzden ee, ya yani şey falan var, her mesada... araç, araç vermeyiz bilmem ne. Ha, haraç vermeyiz <laughs> ulan hani sen kim? Eyvallah bu, bu babanın bir görüşüdür. Ama sunucu daha ilk haftaydı arkadaşlar. Eyvallah. O yüzden ben de orada bir kartel sıfatına. Yoksa e, o masa toplantısında mesela hocam kartel sen olsan, ben aile olsam ben senin hani el pençe dururum. Ama sonra arkamdan kuyu kazarım. E, bir yanda o oldu. Bir yanda yönetim işte yok sunucu açacak bunlar. Yok kitle çalacak bunlar dendi. Orada ben normalde ilk kafasına bu işte şey olayı ee, role de bağladık bunu hani Luis işte sen laf etmişsin işte o benim oğlum gibi rolde falan hani e, Fadıl da buna bürününce... yoksa e, Fa Fatih gidip Burak kafasına mı sıkıyor? Böyle bir şey yok zaten hiçbir yayınımda hocam sana karşı benim bir şeyim yok yani benim senin işine de karşı e, zaten senin kimliğini hocam anlatmaya gerek yok evet. Burak oyundasın yani ben YouTube'a başladığımda e, Burak Oyunda vardı. E, milyona ulaşmış bir kanal. Evet. Saygım her zaman, her zaman vardır. Bak her evet. zaman vardır. Ama insanların bana karşı bir şeyi var. İşte bu adam böyle. Çünkü niye biliyor musunuz? Böyle lanse ediliyor. Yani adam video yapıyor. Ne yapmış? Kafasına sıkmış. Tamam. Belki bir şey olmuş olabilir. Ama bunu role vurduğunuz zaman da e, oradaki e, hatta o yayınımda şey demiştim. Çocuklar işte bütün babalar buraya gelecek. E, hiç kimseye kesinlikle arkadaşlar bir sıkma. Bakın yayınımda ben söylüyorum bunu. Yapılmayacak sadece konuşacağız bitecek. Ama o adam orada o küfredince, e, hem Discord'dan bunu biliyorum ben. Ben dedim ki buna IC'de cezayı vereceğim. Ama sen orada ondan öncesinde de sesi çıkan olursa sıkın demiştin. De öyle. Ha, onu da onu dedim. Da Aynen öyle hocam. Güzel kaçırmamışsın. <laughs> Hatta dedim ki silahlı durun, Arkamda dedim silahlı durun. Bir şey olursa bak, baktınız ki ben silah çektim, siz de sıkın. Biz de zaten bütün masaya sıktık. Oradaki amacımız şuydu. Yani arkadaşlar, serverin ilk haftası ayık olun. Burada bir kartel var, Fadıl var, ona göre rol yapın ki da o zaman zaten çok iyi bir sunucuydu. Bütün evet. ekipler bize geliyordu. Oradaki benim amacım, amacım şuydu bir sunucu sahibi olarak. Ee, hani bak, ekipsiniz Eyvallah biz burada yayıncıda kayırmıyoruz. Herkes eşit, güzel rol yapın. Hatta ben orada çok e farklı bir Fadıl rolüne büründüm. Evet, eski rollerime baktığınız zaman aşırı low RP. Yani ben kabul ediyorum bunu. Malikane basardık. O siçka Discord'dan konuşup ben ekiple rol yapardım ama 400 bin izlenirdim. Şimdi bütün çete <laughs> soruyorum. Sen 400 bin izlensen hocam <laughs> sabaha kadar o masada Salvatore'ın kafasına sıkarsın. Ama benim sıkma nedenim o değil. devam edersek zaten sıkıntı olur. Adıl Bey. <laughs> Eyvallah doğru. i̇şte ben de diyorum ki orada sıkma nedenim ilk baştaki neden değil. Orada Burak biraz kaynadı. Ka niye kaynadı? Ben çünkü OC çok sinirlendim o çocuğa. Bana bildiğiniz küfür. ya yani savcılığa şikayet etsem naneyi yedi adam. Sonra orada Burak'la işte ne diyorsun bilmem ne deyince. Çünkü ilk hafta bir toplantı. He. Sen kartele nasıl bunu dersin mantığına büründüm. Ha, benim oradaki kötü yanım neydi biliyor musun? Söyleyeyim sana? He. Benim yayında olmam. Orada ben belki de orada yayında olmam. Ha yayında olmasam orada patladı. Sen işte nasıl çıkarsın? Orası olur? Bu nasıl olur derken böyle bir şey oldu. Ha ben Burak'la da bugün konuştum. Dedim ki kardeşim sen bir yayıncısın çünkü ismin var markan var. Orada kötü bir duruma düştüysen ben özür dilerim. Yani benim yüzümden yayında kötü bir duruma düştüyse ben, benlik zaten hiçbir sıkıntı yok. Ben bütün yayınlarımda zaten senin için konuşuyorum. Ya, sıkıntı yok yani. Hey ya. Ama ya nedir? Evet baktığınız zaman RP camiasında e, o videoyu her açan buna Lovarpi e, saçma bir rol. Ne mantıksız bir rol. Malikanesine çağırdı kafasına sıktı. Bu mu erkekliktir? Gibi sözleri söylemesi kadar çok normal bir şey yok ama bunun geçmişi var oradaki çünkü biz bütün babaların da kafasına sıktık bak onlar ya, mesela çıkıp bir şey demedi çünkü niye sen hocam yayıncısın ama Doğru, benim yayıncı o... olmamla ilgili değil kral aslında olay benim orada rahatsız ha. olduğum şey tamamen şuydu mesela evet. sen bizi toplantıya davet edip rol esnasında orada sıkadabilirdin onda da benim için sorun yoktu rolde bir şey gelişirdi evinde de tamam. hal derdin ki vurayım sorun şuydu Discord'dan gelin konuşacağız diye gelinip hani konuşma ben tamam. çünkü oraya konuşma diye geliyorum diyorum ya karşılıklı o gider koyacak bu gider koyacak. Güzel bir ortam olacak. Ama biz konuşma diye <laughs> gelip kurşun iyi ince e dedik ki baba o zaman bizi ben zaten sana onu mi? çağırmış ha. buraya. Bak ben sana onu söyleyeyim. Ee, ben böyle benim tek bir hatam var. Hani eğer buradaki rol hataysa da bu tabii ki de e, izleyicinin takdiri olabilir. Hatalı değildi. Ben zaten Burak'tan hak da diledik, şey de yaptık. Çünkü bu oyunda olan bir şey. Evet. Biz gerçek hayatta birbirimizi zaten görüp, küfür edip bilmem ne yapacak bir insan ve haddimize değil. Yok, Ama şöyle de bir yok olay şey var mi? hocam işte. Hı -hı. Bak o gün şöyle bir olay var. Ben çünkü yönetim bilmem ne bunları bildiğim için söylüyorum. O gün e, 3-4 ekip senden şikayetçiydi. Olabilir. İsim vermeyeceğim. Hı -hı. İsterlerse de veririm. 3-4 ekip senden yönetimden şikayetçiydi. İşte böyle rol yapıyor. Forsa var. İşte yayıncı. Kayrılıyor. Bak sana yemin ediyorum tamam mı? Kıldığım namazın üstüne. Olay şu e, bana geldiler 3-4 ekip senden şikayetçi neymiş işte böyle böyle olaylar var. Şimdi bu olaylar gerçekleşince biz zaten senin orada ben şimdi kafana sıkmışım ya. Evet. Sen diyorsun ya biz gene bunu role bağlayalım bak düşüncen çok güzel. Gene Fadıl'la role bağlayalım bunu ama senin zaten yönetimde fişin kesilmişti. Yani kesmişlerdi senin fişini anladın mı? Çünkü 3-4 ekip seni şikayet etti. Anladım. Şikayet edince ben de dedim o zaman bana da konuşmak düşmedi. Ben de şimdi o zamanlar ne yalan söyleyeyim? İşte iyi izleniyorum, içerik yapıyorum. Koy e, götürme <laughs> <laughs> Ha ben de dedim ki ne yapayım kardeşim? Kovun gitsin o zaman yani. Ne diyeyim yani şimdi? Anladın mı? Eyvallah. Ama ha olay bundan ibaret. Yoksa ya ben sana bir şey söyleyeyim mi hocam? Biz seninle bir yerde otursak tamam mı? Kahve içsek, dallıyorum sinemaya gitsek. Veyahut da ofisime seni davet etsem. Belki de can ciğer kuzu sarması olacağız. Yani belki de kardeş olacağız. Anlatabiliyor muyum? Ne? Ama bu FiveM bak emin ol e, ya ben seni Minecraft'ta tanıdım Burak. Ne? Hani içeriklerin çok çok izlendiği dönem vardı. Minecraft bana göre değil. Ama biz seninle Minecraft'ta tanışan bir arkadaş olsaydık. Bak bırak FiveM'e, Fadalı, adalı, bin emin ol beni çok seveceklerdi. Veyahut da seni daha da çok seveceklerdi. Veyahut da farklı bir şey olacaktı. Çünkü ortam ne yazık ki bok gibi ortam olan gene FiveM. Ya bu 5 M hep için Ben bu arada projeni hocam tebrik ediyorum. Bak bunun aynısını ben de yapmak istedim. Biz arkadaşlar f 5i açtık. f 5te dedim ki bize ne kadar küfür eden adam da olursa olsun helalleşelim. Ee, server 300 çekti. Bilmem ne şey ama abi gene olmadı. Niye olmadı biliyor musun? Gene evet. aynı isimler. Gene aynı ekipler. isim vermeyeceğim. Gene aynı ekipler. Gene aynı isimler. Ya adama diyoruz ki hocam bak e, bana. Bir tane diyorum Allah aşkına senin kafana sıkmam dışında. Hadi onu Lovarpi diye alalım. Bir tane yer gösterin. Ya biz dizi tadında e, bir şeyler sunmaya çalışıyoruz. Dilara ile birlikte oturduk. ilk sezon işte başsavcılık rolleri yaptık. Derin devlet rolleri yaptık. 1750 bölümüm var benim YouTube'da. Arkadaş bildiğiniz dizi gibi. Hani bizim isteğimiz hep rol ama insanlar ne yazık ki ifşa. Oyun Fatih bunu yaptı. İşte Lovarpi. Bu ya ben eminim ben çünkü Viyar'a geldiğinde de Burak oyunda çok sevinmiştim. Yemin ediyorum size. E, bu tarz insanların rol yapması çok güzel. E, Burak da söyle dedi böyle bir olay var. Çünkü ben F5'te bayağı ekip banladım. Ah benim bu adaletim. Anladınız mı? Çünkü desem ki babacım hadi sen vatana millete küfür et sıkıntı yok. Ya adam atamıza küfür ediyor ya hocam. Ya adamla savaşa giremiyorsun anladın mı? Trash talk atıyor. E şimdi ben bu adamı bu sunucu da ama başka founderlar gibi kusura bakmayın para için tutsam e, poposunu büyütsem e bu benim karakterime yakışmaz. Çünkü annem beni böyle yetiştirmemiş. Annem babam ben onların da içeriklerim onlar da bakıyor. Yüzüne bakamam. O yüzden olay ne? E, Dedi ki sıkıntı yok abi. F5'te askıda kalsın. Burak da böyle bir şey deyince e, benim çok çok hoşuma gitti. Çok mantıklı. Çünkü rolü bilen insanlar hadi öyle bir iddiam yok benim. Yani böyle hardarp yapayım ama ben rollerimi yaptığım zaman arkadaşlar dizi tadında yapmayı çok severim. Yani çünkü Fadıl'ın üzerinde giymiş olduğu bir tişördüm bile hikayesi var ya. Yani bir tişördüm bile. İşte Vito Salvatore dediğinde adamın ismi var. Ve bu tarz insanların bir sunucuda olması bence çok tatlı olacak olur. Savaşı da tatlı olur. E, rolü de entrikası da her şeyi. Bence çok güzel. Eyvallah. Bu sahneyi de hocam böyle bitirelim. Yani bu sahne konusunda Burak'a karşı bir O.C. kill'le bakın. Tekrar söylüyorum. Ha ilk kafasına sıkılan arkadaşlar vardı. Bak kabul ediyorum. Orada Burak da o sözü söyleyince ben delirdim. Hatta elim bile titredi. <gülüyor> <gülüyor> elim titredi hocam ya. Elim titremesi yaşadım. <laughs> ee, olay şu. Benim Burak karşı hiçbir şekilde kinimin olması zaten gülünç bir olay. Ha olur ki gerçek hayatta bir şey yaşardık. O bana sallardı. Ben ona Tabii canım, zaten öyle bir şey olsa mi? zaten bir araya gelinmez yani. yani burada ya Bir araya gelinmez. Tabii Anladın şimdi mı? baktığın zaman oyunda olan bir olaydan sonra Ardına abi. gelen olaylar o ona sallıyor ona sallıyor gibi bir yata. Evet. Ama e, yani açıkçası o zaman oldu bitti diyorum ben. E, oldu tabii canım ya. Oldu olan oldu. Geçen geçti. Yıllar Aynen. oldu. Bununla alakalı sen de kendi merhabını anlattın. Dedim bizce de böyle. Okey eyvallah diyorum ben. Ve zaten şeyi de yapmıyorum. Yani dedim e aklım varsa helal olsun. Senin eyvallah ben de öyle. Ben de, de öyle bir mukavele. Aynı öyle. şekilde. Yani velhasılı kelam bu şekilde abi bu projeyle de artık bu eski oyuncular bir araya gelip bir işi yaparsak umarım bu güzel olur. Şimdi buraya birazdan geleceğiz. Diğer meselemize gelelim. Senin de hala diğer meseleye. Şimdi mesela evet. deniyor ki abi. Fatih. E Eyvah ya. <laughs> Hile açı mi? açıyor. Vay. Hocam ekran açayım. Hilelendiriyor ve bu şekilde insanlarla oynuyor. Tamam. Bu adamla oynanmaz. Böyle bir iddia var. Nedir kral? Tamam. Bunu sen anlat. Şimdi ilk iddianız Eyvallah olarak. süper. Ya şu an şunu açıkladığıma inanamıyorum arkadaşlar. Evet. Ola, benim e, hemen oraya geçmeden önce bence en büyük hatam chat ne biliyorsunuz mu? Söyleyeyim mi size? Benim sessiz kalmam. Yani Bence de güzel açıklama kalma... yapılması lazım. Evet. Çünkü. Doğru söylüyorsun. Bence benim böyle olaylar sıcağa sıcağına iken başkaları gibi tamam mı yayın açıp benim e, kitleyi toplayıp açıklama yapmam gerekiyor. Ama ben her zaman hayatımda şöyle bir insan oldum arkadaşlar. Haklıysam hep susarım. Ya bilmiyorum benim tarzım var. Hatta diler de hep bana der. Senin atan bu. Kendini açıkla. İnsanlar, kitleler seni çok yanlış tanıyor. Anladın evet. mı? Evet. O yüzden sağ olsun. Hani Burak da buna ön ayak oldu burada. Evet, ben teşekkür ben. ediyorum kendisine. Evet. Çünkü, şimdi gelelim hile olayına. Evet. Arkadaşlar bak kaç yıldan beri oyun oynuyorum. 30 yaşıma geleceğim. Bilgisayarıma tek yüklediğim hile. Tamam mı? Onun kuzenim gelip yüklemişti. Euro Turak'ta para basmıştım abi. Tamam mı? O da... <laughs> Büro Turak o zaman benim çok izleniyordu. O zaman 10 bin abone falanım. Çok eski zaman. Bir tek orada para var. Niye? Rahat rahat işte garajdan falan. Benim tamam mı? Bir tane kile yaptığıma dair video, kanıt, log, datalardan, makineden yaptığıma dair, bastığıma dair video, bir fight aldığımı görsünler. Ben 5 hayatımda bin tane fight'a girmişimdir. 999'unu Loz almışımdır. Ezik bir oyuncum çünkü. GTA'da aşırı derecede kötü bir oyuncum. Yani eğimi hala anlayamadım. Yani bir CS olsa eyvallah diyeceğim ama GTA'yı anlamayalım. Ulan zaten yerde yatan en çok benim. En çok kaybeden ekip benim. Mevcut bir sunucuya geçmiştik. Ve bu mevcut sunucuda durmadan hileyle, fire rate'le, yayınlarda gosla, Burak da iyi bilir. Meta, ya bu yayıncıların en büyük derdi 5 yok. Siz buna bir çözüm sunucuya yok. geçtiniz, size bunlar yapılıyordu yapılıyor ha, okay, tamam mı biz okay. de yönetime gidiyoruz diyoruz ki kardeşim bak böyle böyle burası Hadi önemli çekti şey, tu... hile olayını anlatıyor dinleyin iyi. bak ghost'unu metasını geçtim hocam <laughs> bak ve size şunu söyleyeceğim bırakın başka sunucuları evet. VR rol play'de ve vizyoner roleplay'de play'de bizim inşa etmiş olduğumuz sunucuda bile benim yayınım ghostlanıyor hileyle ölüyorum ve Loktan bunu görüyor yani çünkü benim yetkim var yani görüyorum Loktan. adam vuruyor anti chat bilmem ne Hocam ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kendi sunucumla hileyle ölüyordum ben. Ama gene sesimi Ne Nedir? Sunucunun iyiliği. O zaman yönetim çünkü başkalarında. Evet. Şimdi olay ne biliyor musun hocam? Benim hile yaptığıma dair bir şey varsa göstersinler. Şimdi gelelim SS olayına. Hı. Şimdi biz bir sunucu da Velioğlu diye bir sunucu şey açtık. Discord sunucu ayrı. Normalde ben bunu çok sevmem. Bizim ekip dedik abi açalım buradan. Hem de o sunucudan alım yapalım. Başvuru atsınlar gelsinler. Arkadaşlar biz sunucudan zaten kuyut açacaktık. Yani 5 artık bıktı. Ben artık RAS serileri yapmaya başladım. Dedim ki biz yarın artık kuyut atıyoruz. Yeter. Çünkü içerik olmuyor. Low RP bilmem ne. Bizim çocuklar da artık bıktı. Hileden ölmekten Çünkü yönetime gidiyorsun. Yönetimdeki X kişi başka bir şey söylüyor. Çünkü niye bağış var? O kayrılıyor. Bu kayrılıyor. E biz de, de ben de dedim ki arkadaşlar. Bak şimdi olayı kesin. Oğlum dedim. Yarın çıkacağız. Bu çocuklar çünkü çok emek veren çocuklar bana göre. 30 yaşında 40 yaşında adamlar bile var. Açın dedim kardeşim sizde fire rate'i. Bak dedim ben bunu aksini iddia etmiyorum. Açın dedim kardeşim madem o zaman adalet yoksa adalet dediğim nedir? Karşıdaki adam hileyse senin hile yapmam da adalettir. Çünkü adam adalet dağıtmıyor. Sen diyorsun ki da... Bu bunlar bundan anlıyorsa ver küsküyü dedim ve açtırdım. Ha, bu adamlar buna Hı -hı. hayır açtırmadım bak oraya geliyorum. Ha, okay. Bu adamlar bundan anlıyorsa dedim gidin yapın dedim ve ben bunu... Başvuru olan kanaldaki genele yazdım. Niye? Göreceklerini biliyorum. Sence ben salak bir adam mıyım? Discord'un sohbetinden yıl... mi bunu yazıyorsun direkt? Abi neden biliyor musun hocam? Çünkü o sunucuyu gördüklerini biliyorum. Hı. Yani o sunucudaki yöneticilerim bizim o sunucuda olduğumuzu ben biliyorum. Hı. Çakalın olduğunu ses kayıtları alacağını. Ben 11 yıldan beri arkadaşlar bakın içerik üretiyorum YouTube'da. Hı. Yani 11 yıldır ben hele ki ben çok titiz çok disiplinli bir adam. böyle yetişmişim. Sizce ben salak mıyım ki Discord'un geneline arkadaşlar hile açın diye yazayım. Hile açan bir adam bunu gizli yollardan yapar. Adama dersin ki ya Dilara hile açalım trolleyelim şu sonucu video çekelim. Lan ortada bir video yok. Ee, benim hile yapıp da aldığım bir win videosunu gösterin. Hadi gösterin abi. Yok ki. Ve biz yarın oldu quit attık. Quit atmadan önce çocuklara dedim ki arkadaşlar madem öyle açın firetleri hilelere yükleyin. O ben tarayın çıkalım sunucudan. Bu 5 dedim içine tüküneyim ve ben 5M tarihimi bıraktım. Hatırlayın 3 ay, ya daha doğrusu izleyicilerim hatırlar. 3 ay ben 5 oynamadım, Rust oynadım. Sonra dediler ki abi en azından biz sunucu açalım. Sonra F5 diye sunucu açtık. Tuttu tutmadı. Ya, bu ayrı bir olay. Ben elimden geleni yaptım Burak evet. gibi. O da dedi ki gelelim buradayız şimdi burada. Yani bu hile böyle. Velev ki, hmm. velev ki ben hile açtım. Velev ki, açtım hocam hileyi. Gittim 40 tane. E Anayasal bir suç mu? Yani atıyorum hile açtım. Ya kardeşim benim videom yok. Ondan sonracıma e, o zamanki founder'ın elinde bir kanıt yok. O zamanki yöneticilerin elinden bir lok. E kardeşim aç şeyini göster o zaman hile yaptığımı. Ben de diyeyim ki arkadaşlar. Ha ben o zaman burada ne konuşması yapardım? Burak derdi ki e, Fatih kardeşim al işte. Hileyle vurmuşsun. Ben de o zaman bu yayında şunu derdim. E, özür dilerim. Evet o gün e, nefsime yenik düştüm. Hile açtım. E, hakkına girdiğim için oyuncudan ki girmedik çünkü alayıyla e, özür dilerim de bak demiyorum. Çünkü niye? E, yok. Bak yok, kanıtınız yok diyemiyorum. Video ya, yok. Yok ki hocam. Ve benim o Discord'a hile açın dememdeki sebep bir reş geçirmemden Aha. ve çünkü hile açan bir adam. Ya ben salak mıyım? E, şunu demek istemiyorum. Ego anlamayın. E, bu zamana kadar içerik üreten 5M'de öyle böyle tanıdığınız koskoca oyun Fatih'i Gidecek orada ve herkesin gördüğü yönetici de bizim odada şeyde Discord'da yeah. ben orada hile açın der miyim salak mıyım ben o kadar yeah. onu bilerek dedik yarın da zaten sunucudan quit Ha Hile, hatta sonra yayın açtım dedim ki bir, ulan neye üzüldüm çocuklar biliyor musunuz dedim hile açamadan sunucudan çıktık arasına yeah. abi dedi bize yakışmaz dediler sonra gittik biz zaten 5 e bıraktık yani hile mevzusu da bu çünkü niye biliyor musun hocam kendileri sunucu açmıyor biliyorlar çünkü oyun Fatih veyahut da bir Burak oyunda sunucu açacağı zaman biz boku yedik, biz para kazanamayacağız. Ekipler gidecek, tutuşuyorlar. Artık adam benim açığımı bulamıyor, iftira atmaya başlıyorlar. Hmm. Bak bu çok kötü bir şey çünkü benim açığım yok. Kral peki şimdi artık... burada bu şekilde lafı kesiyorum, kusura bakma. Ne bu var, şekilde dedin değil. Ki, baba ben bu şekilde oldu, bununla alakalı tamam. bir kayıt yok, bir şey yok. Peki ve tamam. ki, hani tamam. yok diyorsun eyvallah, bir kayıt çıktı, Dan diye tamam. çıktı. Baba tamam, eyvallah. Ha o zaman sen. Tamam. Baba demek ki böyle bir şey varmış. Ben yalan söylemişim. Özür dilerim der misin? Be benim hile yaptım daha iyi ekibimle. Tabii ki. bir kayıt çıktı. Adamları açmışsın tamam. vurmuşsun mesela yani. Tabii ki de babacığım benim şu an videom olsun. Ben çıkayım ile Benim tek başıma 30 tane adam düşürdüğümü böyle loglardan, videodan göstersin. Özür dilerim ki öyle bir şey yok. Ha be benim arkamda ekip yaptıysa bilmem. Onların da yok çünkü. Hmm. Sen bu kadar ben kefilim diyorsun bu işe. Kesinlikle kefilim ve sana şöyle söyleyeyim hocam, hani evet. daha ne diyebilirim e, insanların inanması için inandığım değer benim en büyük Allah'tır. Evet. Yüce Allah'ımın üstüne yemin ediyorum. Bak daha ne diyeyim hocam? Oyun Fatih'i kanalım kopsun ki. Değil mi? E, ya çok büyük laflar ediyorsun abi, o kadar büyük laflar etme. Yani. Tabii annemin ölüsünü yani. göreyim ha. ki annem benim için ya en bu, değerli. Bunlar büyük laflar, böyle deme yani. Oyun mu? Yok, hocam. büyük laf değil. Ha yok hocam, yani insanların çünkü benim üzerimde algısı var. Yani ben daha ne diyebilirim? Burak abi. sen söyle. Yok ben ben demek istediğini anladım da yani şey yapma ya sen anladım tamam, ben yani. yok çünkü. Kendini şey ha, yapma bu kadar. Tamam. Eyvallah. E, bu bunlar basit meseleler yani. Hani sen evet, kendinden basit. çok i̇şte... eminsin. Bir de yarın eyvallah. öbür gün tamam, şimdi şöyle. mesela yarın öbür gün bir tanesi çıkarır Misal veriyorum. Örnek veriyorum. Tamam. O zaman tamam, bu yayını ha kayıt da ortada çünkü. E, dersin, "Aa bak kayıt var." denir yani. Tamam. tamam hiç sıkıntı ha. yok. çıkartsın. Şimdi adam Oturalım. Kendinden çok emin. Benim buradaki görevim sadece temsilcilik arkadaşlar. Eyvallah. Kanıtlayacak aynen falan bir adam değilim ya da ben bunun olmadığını kanıtlayacak bir adam da değilim. Ben adama Aha. söz hakkı vermek, bu konuda onunla konuşmak. Çünkü bu konudaki algıyı nedir bu mesele diye meseleyi konuşmak istiyorum. Yani benden bunun olup olmadığına dair bir de insanların olmaması lazım. Ben yani sadece elçiye zavallı olmaz yani. benle ilgili bir durum yok. Adam da Bak, çıktı çok anlattı. Şey yani ben. Çok özür diliyorum. Lafını kestim. kestim. Noraliçe diye birisi. Bilmiyorum tanımıyorum ama. Bizim kızımız. Abi patron. öyle mi? Tamam. He. E, kardeşimiz demiş ki mesela patron uyu mevzusunu sorar mısın? Hocam ha, sen evet. bunu biliyor musun bilmiyorum. Evet evet şey e, ha. bir olayda. Oraya gelelim. Hadi yat 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 çık server'dan çık muhabbetine geliyorum. Tamam. Galiba. Çok evet. güzel. Bak şu an Fital Dilara beni izlerken gülüyor. Arkadaşlar e, bunu açıkladığıma inanamıyorum. Bak şimdi. Olay ne biliyor musunuz? E, bazı konularda Tamam mı? Ya burada illa ki bizi küçük kardeşlerimiz de izliyordur. Yeah. Şimdi yaşınız geçtikçe ne bileyim bu özellikle bu mecrada özellikle de fayven camiasında iftira kadar kötü bir şey yok. Çünkü niye? Kendini ispatlaman çok zordur. Seni bir tek Allah bilir yeah. yalancıysan da vicdanın bilir. Yani şurası bilir bir de Allah bilir. Yeah. Kendinle baş başası. Şimdi bunu Kitlelere açıklamak aşırı... Çünkü çamur at, izi kalsın diye bir söz var. Yani, ben şimdi Burak'a çıktım yarın yayında. Dedim ki Burak bizim sunucumuzda VR'de oynadı arkadaşlar. E abi hile yaptığını biliyor musunuz siz Burak'ın? Dedim. Siz ha. bana ne dersiniz? Abi kanıt göster. Ha. Bakın niye? Burak'a benden daha çok güvenirsiniz. Çünkü izi çoktur. Daha çok kitleye hitap eder. Dersiniz ki e abi kanıt göster. Ben kanıt gösteremezsem ne dersiniz? Aa bak ne aldı kanıt gösteremedim. Burak abimiz haklı dersin. Burak haklı dersin. Şimdi gelelim patronluğun mevzusuna. Hı. Bak çok gülünç hocam. Bu bir şey yani böyle bir anı. Güleceksiniz. O gün e, o sonucu da SS bölgesi 10-15 ekip. Evet. Aile rolü yapanlar da 2 ekip. Biz de SS'e karşı savaş açmışız. Güzel bir role girmişiz vesaire. Evet. Biz de arkadaşlar helikoptere bindik. Helikopteri de bir tane neyse ağzımı bozmayacağım. Bir arkadaş sürüyor ve bu adam bizim ekibimize girmiş. E, ekibimiz de oynuyor. Ama çocuğu da çok seviyoruz. Aşırı temiz bir çocuk. Biz çıktık. Dilara yanımda. Yani gaye diyelim. Sizin anlayacağınız tabiyle. Ben de buradayım. Elimizde SMC. Niye? Biz patronuz. Şimdi ölürsek sıkıntı. Adam kaldırır. Ben videodayım. Yayındayım çünkü. Etek giydirir. Bilmem de Korktum bak. Allah için korktum. Ondan sonra dedim ki gel dedi, helikopterle. <laughs> biz helikopterle dedim SS'i izleyelim. Bizim <laughs> çocuklar ne yapacak? Ben yukarıdan taktik vereyim. <laughs> Arkadaşlar bir gittik. SS biliyorsunuz. 75 araba. Gözler gitti. Bizim çocuğun FPS patladı. Biz bir takıldık. Biz takılınca bak şimdi olayı kes. Biz takılınca tamam mı? Ee, çocuğun göz gitti. Çocuk da diyor ki abi hani sıkıntı var. Eyvah dedim biz buraya düşeceğiz şimdi. Sıçtık. Ben 300 FPS alıyorum. Çocuk 50. Sonra şöyle oldu. Diler de bana dedi ki role vuruyor hala sıkıntılı bir durum. Göz gitti ve biz adamların üstüne düşeceğiz. Bunlar da OC kinli. Biz şimdi buradan girersek bizi kaçıracak bunlar. Neyse hmm. orada patron uyu dedi. <laughs> ben de dedim tamam kuyut atalım. Attık kuiti. Dilara özele gel dedi ki yönetime çıkalım. Hani burada çocuğun gözü gitti. En azından bizi başka bir yere çeksin ki role devam edelim. Hmm. Şimdi bak sonunu dinleyin. Biz yönetime gittik arkadaşlar. Yönetim geldi gelmedi. Dilara dedi ki biz ne yapacağız? Ben de videoyu kapattım. Edit yapacağım oraya. Videoyu kestim. Sonra Dilara dedi ki dur dedi sen girme ben gireyim. En azından beni alsınlar. Bir girdi. Bütün eses zaten OC içinde işte gayenin başına geldi. Sağ olsun oradakiler şey dedi. Sıkıntı yok. Bilmem ne. Sonra birisi bunu kaçırmaya çalıştı. Hmm. Orada da ben dedim ya gireyim dedim oyuna. Sıkıntı yok. Biz arkadaşlar orada oyuna girdim ben. Ee, ölü doğmuşum. Ölüyüm ben orada. Dilara da bunu bak gene role vurdu. Ama oraları şerefsiz çekmiyor videoda. Orada biz IMS'i aradık. IMS'teki arkadaş çok sağ olsun. İsmini de unuttum. Güzel rolü vardı. Biz bunu role vurduk. İşte Fadıl e, tako tarafında düştü. Hocam dedi lütfen dedi buraya bir doktor getirin. Ben de IMS'e bildirim götür, e, F3 menüden şey yapıyorum. Doktor geldi. Beni kucakladı. Attı. SS bölgesinden rolle çıktı. Bak rolle çıkıyoruz. Çıktık. Çünkü biliyorum ki benim oraya düştüğümü gören adam yayında beni kaçıracak. Biz de gittik rolü. Şimdi hocam olayı kes. Meğerse olay ne biliyor musunuz? Bu şerefsiz bizim içimizdeki olan ekipteki çocuk bizi orada bilerek düşürmüş hocam. Ha, o helikopteri süren aslında oraya. Yemini billah ediyorum. Kur'an çarpsın. Ve o çocuk biz orada bilerek o zaten SS'deki adammış. Ve sadece videodaki o yere atıyor. Ben hmm. sana bir örnek daha vereyim. Benim YouTube'da bir tane videom dolaşıyor hocam. Allah'ını kitabını diye başlıyormuşum. Benim arkadaşlar o videomun esas videosunu izlerseniz diyorum ki Allah'ını kitabını seven kasabaya gelsin. Biz hocam orada bir tarumar halindeyiz. Bizim çocuklara diyorum ki Allah'ını kitabını seven kasabaya gelsin. Adam bunu kesmiş hocam. Allah'ının kitabını diye böyle hmm. kesmiş. Göre ya ben Allah'a tövbe haşa küfür ediyormuşum. Hmm. Hocam böyle mantık işte bu. Niye biliyor musun? Ben sana bunu tek seviyorum. Hocam sen akıllı bir adamsın. Evet. Yani sen içeriği bilen bu camiada Twitch'te, FiveM'de ciddi anlamda kimin çıkarcı, kimin primci olduğunu evet burada diyemezsin. Kabul ediyorum eyvallah. Olgun bir adamsın. Senin kadar ben de tecrübeli bir insanım. Senin tecrüben daha fazladır ama... Ya bizim çok çakmışlığımız zaman... vardır adamlar ya. Salaksa çakarız siz. <laughs> çok hocam, çaktığımız sana... evliler vardır yani. Evet ya senin yayının hocam. Ben evet. de olsa ben çakarım. Şöyle söyleyeyim. Sen çakırsın ben çakarım gerekirse. Sen çakarsın. Olay şu. Hocam bak elinizi vicdanınıza koyun. Benim öyle ya da böyle bir 5M kitlem var. Evet eski hype'ım yok. Kabul ediyorum. İzlem... Ya olabilir çünkü YouTube dediğiniz sektör sittin sene gidecek. Bir şey diyeyim. İnşallah yakında evleneceğim. Çoluk çocuğa karışam. Allah nasip ederse. Hayırlısı. Şimdi burası kalmayacak başka bir işe Belki Başka sektör. Ya Five ne ya? Bunu devlet meselesi haline getirmemek lazım. Şimdi Burak da bak Burak e, ele alalım arkadaşlar. Burak öğretmen gibi konuşuyorum ama tamam mı? <laughs> ya, Bilmiyorum. yok. Çok tamam. şey değilim değil mi böyle? Güzel yok, konuşuyorum değil mi? İyi sıkıntı değil mi Cem? Bir tamam. problem yok. İyi değil mi? Ya böyle uzaktan eğitimmiş gibi. Ya, Çünkü böyle. Sürekli... Ya zaten ha, insanlar tamam. şunu da istiyor. abi. Senden artık dinlemek istiyorlar bu olayları yani. Senden, evet kesinlikle. Senden bir şey dinlenilmek istiyor. Senin açıdan bak. Mesela Uyu muhabbetini anlattın. Oradaki dönen evet. yine OC olayı anlattın. Evet. Ve Hile olayını anlattın. Çok büyük laflar ettim. Varsa dedin neler dedin. Tamam. Bizim olayı anlattın. Bunları senden merak ediyor herkes. Tamam. Hepsini anlatacağım. Abi, merak evet. etmeyin. Sarıyor da ya bu arada muhabbet. Valla. <laughs> Valla sarıyor. Sarıyor ne var diye. içimde de kalmış tamam mı? Senin gibi bir güzel insanın yayında anlatmak evet, beni tamam, rahatlatıyor. Evet. Başkası olsa çünkü kendimi ispatlayamayacağım. <laughs> sen ee, sen anlat. ben bir şey unuttum. daha soracağım sana. Ah şeydeyim. Tamam hocam. Hı <laughs> hı. Şimdi e, Burak üzerinden gidelim şimdi arkadaşlar. Ben Buran tamam mı? Şu an e, bir takipçisi olarak konuşacağım. Bırakın beni şimdi geldim. Şimdi Burak dediğiniz zaman aklımıza ne gelir? İşte ünlü bir youtuber, Twitch'te şu anki, hype bitti Twitch'te biliyorsunuz son olaylardan sonra iyi izlenen bir yayıncı, FiveM'le içerik yapan bir yayıncı ve FiveM'de kitlesi olan bir yayıncı. Bak bu çok önemli. Bu adam kim? kendini ispatlamış kitlesi var. Şu anki Fivem'deki sunucular da ki ki founder'ların kitlesi mitlesi yok. Yani bu adamlar yayıncı değil. Elbette açanlar oldu, başarılı oldu, kapatmıştır. Onları demiyorum. Şu andaki Fivem'den bahsediyorum. Ne? Bu adamlar ne yazık ki ya bir sunucu da oyuncu olarak çıkmış ya da kendi hakkıyla bakın hiç kimsenin hakkını yemem. Kendi hakkıyla köklü bir founder'dır. Bak founder'dır, yayıncı değil. Ya da bazıları birisinden nem almış, ekibini çalmış, iftira atmış ve kitleyi toplayıp e, sunucu açan founder'lar var. Şimdi Burak Oyunda yarın gitti X-Roll Play diye yapacağı bir proje. X-Roll Play diye bir tane sunucu açtı. Bu adamın zaten kitlesi var, başvuruları açar her şeyi yapar. Çünkü niye bu adamın hakkı? Benim kızdığım kişiler kim biliyor musun? Yani benim öfkemle hareket ettiğim böyle çete gelip ekip çalmalar. Bizim F5 roleplay'de 11 10 tane ekibi banladım. Yarısını banlama nedenim ne biliyor Alın anti çete açıp gösteririm. Bak Kur'anca Five Wave diye anti çetimiz var. Çok sağlam, parası o biçimde. Ee, her şeyi gösteriyor. Demeç bustuna kadar. Bak bütün ekiplerinkini açarım, rezil rüsva ederim burada. Ama Olay ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bu insanların buradan ekip çalıp göya kendi başarmış gibi. Şimdi bu Burak Oyunda yazık değil mi? Yani Buran kitlesi kendi e, emeğiyle buraya gelmiş. Kendi emeğiyle edit yapmış, yayın yapmış. E, Vito Salvatore gibi bir karaktere çıkartmış. Ama onun kitlesini başka çalıyor. Bir Salvatore Bak. diyelim. Bakın Salvatore. Mi? <laughs> eyvallah. Tamam eyvallah. eyvallah. Salvatore şimdi olay ne? Olay şu. Ee, bazı insanların bakın iftira ile kendini ispatlamış bazı karakterlere YouTube'da iş ortaklığı olan Twitch'te partner olan sponsorlukları olan bu adamlar hafife alınacak bu camiadaki bu sektördeki kişiler değil. Yani e, marka ismi vermemde sıkıntı var mı? Yok bir sıkıntı yok. Va tamam. MSI gibi, Asus gibi, AMD gibi, Nvidia gibi, Intel gibi. Birazcık daha alt tabana iniyorum. Rampage gibi. İşte ince hesap. Hepsi burada. Bak çok sayarız. Bir sürü marka. La çalışmış olan. Burak da çalışmıştı vesaire. Ben hepsiyle çalışıyorum. Çalıştım. Proje yaptım. Hala çalışıyorum. Referansım çok kuvvetli bir adamım. Ee, emek vermişim. Bir kitleye ulaşmışım. Ama benim kitlemi iftira ile alınırsa. Veyahut da ha şöyle olurdu. Benim hype'ım bitmiştir. Eyvallah derim. Çeker giderim bak bu sektörden. Ama iftirayla. Saçma salak işlerle kendi kanının bile değişip sana iftira atmasıyla bu işler ah. oluyorsa ya cidden yazıklar olsun arkadaşlar. Ah, o yüzden şimdi oraya geleceğiz. Oraya geleceksin. Bitiriyorum hocam. Ne Olay ne biliyor musunuz? Ben Burak bu davetine neden icabet ettim? Bak yemin ediyorum hani halisane çünkü benim de sunucum var. Hani bir insanın kendi sunucusunu kapatıp hadi oraya gidelim. Çünkü Burak oyunda bunu hak ediyor. Eyvallah Çünkü oyun fatihi de bunu hak ediyor. Neden? Çünkü bu iki adamın kitlesi var. Diğer gelecek yayıncıları bilmediğim için şimdi kendilerini zan altında bırakmayayım. Herkesin evet. kendi kitlesi vardır. Sadece evet. Burak özelinde diyorum çünkü o liderlik ediyor şu an. E sadece biz ne yapacağız? Hani kurmay gibi düşünün bizi. Ya Burak şunu şöyle yapsam bak daha iyi olabilir diye fikir vereceğiz. Evet. Ben evet. o yüzden buradayım. Bak benim çıkarım olsa ben ne vardım? Ne vardım arkadaşlar? Kitle çalardım. Ama ben sıfırdan inşa ediyorum. Bitmiş oyun Fatih'i bitti dediğiniz oyun Fatih'i kendi sunucusunu öyle böyle 300 çektirdi. Eski adamları getirdi. Çünkü niye? Her şey iftiralı oluyor. Bunu da yapanlar kim biliyor musunuz? Burak oyunda gibi kendini ispatlamış insanlar değil. Sonradan görmeler bunu yapıyor. Bunu artık görün arkadaşlar ya. Ya bunu izleyici olarak görmeniz lazım. Anladınız mı? Bir sürü YouTuber var, Twitch'te bir sürü insan var. Bak, ben kendimi dışarı bırakıyorum arkadaşlar. Ben büyük yayıncı falan değilim bu arada. Ya büyük zaten büyük YouTuber ben değilim. Kendi çapında eğlen. Birbirine sallamıyor ha. genelde. Yani adam Sallamaz. mesela adam şimdi ha. diyor ki, bak dün mesela banlandım be. Dünkü banım süper. Meta ile kanıtlıyorum meta kanıtı. Diyor ki tamam. kitle yönlendiriyorsun o iki karşı Lan adam meta Abi. yapıyor. Adam ağzımıza <laughs> sıçıyor. Ben adamlarla tabii ki dalga geçeceğim bu heriflerle yani. Meta yapan böyle <laughs> bir adamla dalga geçilmez mi? Sen bunlara bunu yaptın. E sen biz seni yollayalım. Yani şimdi işler buralara geldiği için aslında evet. no name isimler. Yani no dediğim şu. Şimdi yayıncı olur bir adam. Bir adam harbiden profesyonel olarak mesleğidir. Benim bu mesleğim. 10 yıldır yapıyorum ben bu işi. Şey. Ben giderim atıyorum Fatih'e, Fatih'e direkt yani. Hani fadıl madıl değil. Ya oğlum bu Fatih şöyle adam, böyle adam, şöyle adam, böyle adam. Ah, Sokun saplayın derim. E, Yayın 2300 kişi izliyor. Bir dalarlar çete. Harbiden o yayın bok olur yani. Şimdi bu kitle yönlendirme böyle olur. Ama oyundaki karakter işte Vito Salvatore. Ya Vito Salvatore'nin ağzına sıçayım yani. Şimdi sen bu Vito Salvatore'yi bunu desen ne demesen ney. Bunu demenle benim profesyonel yaşamımın bir alakası yok. Şimdi adamlar böyle bir kitle yönlendirme. Yok böyle bir OC kim? Böyle bir bilmem ne diye bir triplere girdiler. O uh -huh. yüzden zaten her şey bok oldu. Yani Eyvallah. oyundaki karakterle oyundaki karakterle diğer gerçek yaşamdaki kişiyi insanlar bir türlü mixlemeyi bırakmıyor. Aynen öyle. Bu bırakılmayınca da ya ben yayında diyorum ki ya, Vito Salvatore dediğiniz adam arkadaşlar ya pislik bir adam bulan silah var herifte adam vuruyor kaçırıyor her okuyor. bu adamla dedim gerçek hayatta mesela soruyorlar bana tamam mı bununla da gelir bizi falan. Lan dedim, muhabbet edilir mi bundan nasıl satayım? <laughs> Benimle tabii ki yan yana gelinmez yani ne işim i̇şte var Adıl böyle? karakteri de öyle ha. anladın mı o bir karakter. <laughs> tabii bu heriflerle muhatap olur mu adamlar psikopat yani. Ama aynen öyle. bu hem insanların, roleplay oynayanların da mixlemesi hem kitlelerin bunu mixlemesi neticesinde geldi, 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 geldi buraya kadar geldi artık sıçtı. Fire de patladı zaten. Yok yani. Aynen öyle. Ne tadı kaldı aynen ne kaldı. Aynen PvP, RP diye bir şey çıkarttılar. Ne olduğu belli olmayan bir şey. Ee, abuk sabuk kıyafetlerle millet kafasında taç var maç var birbiriyle çatışıyor. Böyle <laughs> acayip kanat takıyorlar, manat takıyorlar anasını satayım ekranda havada nasıl satayım yazılar yazıyor adidas falan yazıyor gökyüzünde birbirlerine çatışıyorlar diyorlar ki kaldırdık indirdik yani şimdi böyle bir hal oldu bu, bu zaten buralara gelen bokluğun hali biz bunun için hani bu projeyle herkesi bir araya getirelim eski rol yapan rol yapan adamları bir araya getirip onu bir deneyelim de uh -huh. şimdi iki tane soru var kral birincisi benim soracağım soru ikincisi chatten gelen bir soru ee, uh -huh. benim de yanlış bildiğim bir şeymiş çok derinlemesine tamam. girmeyeceğim Louis tamam. diye bir arkadaş var biliyorsun hatta roldeki adını evet. söyleyeyim ne olur ne olmaz her şey senin olayla ilgili. <laughs> hey Şimdi Louis ile siz akraba mısınız değil misiniz? Akraba değiliz hocam. Heh, siz onunla değilsiniz siz VRRP'nin <laughs> sahibiyle akrabasınız. Şöyle ha. Tony benim kuzenim Mustafa benim kuzenim dayımın oğlu ama Louis değil. Louis le biz zaten ayvemden tanışmışız yani şöyle söyleyeyim yani ne kadar doğru bir tabir olur elin oğlu yani ha. akraba değil. İnsanlar senin onunla Aha. da akraba olduğunu zannediyor. Ben mesela Allah. öyle zannediyordum. Böyle bir zan da var. Çünkü yok, öyle bir şey yok. Onun akrabası o Aha. onlar yine bir araya gelirler falan filan gibi bir durum söz konusuydu. Yok. Ama o sizin Mustafa onunla bir. Içindir. Ha, Mustafa ile. Alakalı. O Tony içindir. Tabii ya zaten Tony ile biz aramızda sıkıntı yok. O benim dayım mı Ya olabilir. Hata olur bilmem ne. Biz zaten aynı kanlı tanışıyoruz. ama Luis'le onun bir alakası yok. Ha yani senin onunla bir akrabalık bağınız yok. Yok yok yok. Ha. Akrabalık bağı yok. Şimdi çok derinine girmeden o olayı Aha. sen bir de istersen kendini açıkla. Çünkü o mesele Hangi olayı? Hani yasal bir süreç var giremiyoruz dedin. O orada da çünkü acaba ne yapılıyor? Ee, iş, ne nedir? Tayvem üzerinden mi bir şey dönüyor? Yoksa arkada çok büyük bir olay mı dönüyor? Bir tezgah mı var gibi bir sürü bununla alakalı da şey dönüyor abi. Ya hocam şöyle hani bunu üstü kapalı anlatmam lazım. Çünkü benim e, konuşacağım bir zaman olacak. Bu sadece hani fayvem için değil. <laughs> oyun Fatih kimliği için de benim takipçilerim istiyor. Ne? Konuş diye. Ama e, bu direkt şimdi kelimelerimi seçmem lazım. Ne? Avukatım izliyorsa sıkıntı olabilir. E, şöyle söyleyelim ya da direkt en sağlam kişi ve eller tarafından <laughs> yürütülen bir süreç olduğu için <laughs> benim konuşmam sıkıntı. Hukuki bir süreç ee, mi diyorsun. Evet. Farklı. Hı hı. Kişisel bir şey değil yani. Bu arada onu söyleyelim. Kişisel anlamda değil. Hı hı. Ee, dediğim gibi mesela şöyle örnek verelim. Ben oyun Fatih'im. Ee, benim akraban falan değil arkadaşlar bu arada. Bilginiz olsun. Hiç değil. Ee, Mustafa olayına geldiğimiz zaman da zaten benim dayımın oğlu o. Canım ciğerim olabilir. İnsanlar şey yapabilir. Bunda bir sıkıntı yok. Evet. Anladınız mı? Ha sıkıntılar oldu. Hatalar oldu. Yani söylenecek şeyler değil bunlar. Olabilir. Yani gençlikte ha, olur. Ha. Ama diğer taraf benim ailemi de ilgilendiren. Ha. bir kısım olduğu için ben bunun arka tarafını söyleyemiyorum. Ön tarafını söyleyeyim. Yani anne babasına çok düşkün bir insanımdır ben. Ailesine çok düşkün bir insanım. Büyük ihtimalle aileyi ilgilendirir dediği için akraba zannedildi herhalde o zaman. O ha, bir yanlış okay, ondan tamam. Yok benim akraban falan değil o ha. Eloğlu. Ha, evet. ha, dediğim gibi sadece yanımda videolara çıkan ee, işte ekibime dahil ettiğim. Hı -hı. Vesaire vesaire işte. Yani. Ha, okay. Hani hakkı var mıdır? Tabii ki de vardır. Ben kendisine de zaten söyledim. Ailem seninle görüşmemi istemiyor. Eyvallah diye gitti. Sonra bir anda bana sallamalar başladı. Hı -hı. VR'da benim izlenmeler iftiralarla 200'e düşünce Hı -hı. kendileri tabii bazı katakullerle 2000 izlenince Hı -hı. bu sefer bütün kitle aa, ya olay ne biliyor musun hocam? Olay şu Aha. sen bir ekip kurarsın eee Ekibindeki üç kişi sana sallamaya başlar. Evet. Diğerleri de seni satar, Gaza gelip sallamaya başlar. Çünkü hayıpın biter. Bu sefer izleyiciler ki ulan Fatih'in yanındaki adamlar sallamaya başlıyorsa demek ki bu adamlar haklı. Ya bir futbol takımı düşünün, bir teknik direktör var, üç tane futbolcu bilerek, isteyerek teknik direktörü sevmemiştir, kıskanmıştır, sallar. Kamuoyuna bir basın açıklaması yapar. Sen kime haklı bulursun? hocanın ayağını kaydırırlar diyorsun. Tuncay'ı haklı bulur. çünkü niye çok seversin Sempatim vardır evet. o adamlara ama teknik direktör aslında Allah biliyor haklıdır ama evet. hemen ne yapar yönetim hadi de defol git der. Evet. buradaki adama inanır bu güzel bir örnekleme benim olay da bu ha gelelim bunun içeriğine ee, ailem de istemedi şimdi bazı şeyleri ne yazık diyemiyorum ama yakın bir zamanda inşallah böyle kağıtla direkt Türkiye Cumhuriyeti olarak e, bir yazıyla geldiğim zaman ben bir açıklama videosu yapacağım. Ha. Ama şu an konuşamam. Yani konuşursa bak olay ne biliyor musun? Karşı taraf zaten şunu kaçırıyor. Kendileri de konuşamıyor çünkü yasak. Evet. Konuşamayacağı için bak ben sallamıyorum ama onlar sallıyor niye? Hayır, para. Hı -hı. Ama ben hepsinin para yolunu kestim. Anladım. Sıkıntı yok. Daha hiç yani benim üstümden tamam mı? Nem alanıp Hı -hı. daha da bir şey yapamazlar zaten. Çünkü tek bir kuyu atmama baktı. Ee, sadece ekipten atmama baktı ama şunu bilin. Ben hayatımda hiçbir zaman hak yiyen bir insan olmamaya gayret ettim. Çünkü ben çok iyi niyetli bir insanım. Yani annem de hep bana der. Çok iyi niyetlisin. Çok iyi niyetlisin. Çok iyi niyetlisin. A işte başına böyle bela olurlar diye. Hmm. ki bela da oldular. Çektiğimi bir Allah bir e, annemler bilir. O yüzden bu sene ben kötü bir yıl geçirdim. E, her konuda bayağı ya düşün hocam ben 103 kiloydum ya Burak. Ben bak git benim eski videomu aç 2014 YouTube. Beni eskiden belki bilenler bilir. Şu an hocam 75 kiloya düştüm. E iyi i̇yi oldu ama inşallah hasta olmamışımdır içimde. Hastalık çıkmasın. <laughs> Doğru mu? Ya olay bu. O yüzden bu işte omuş, şumuş. Ya ben bu mevzuya çok girecek adam değilim ama şunu bilsinler. Ee, emin olun insanların, ya düşünsenize mesela chat hepinize soruyorum. Hepiniz burada okuyan insanlarsınız. Akıl bali insanlarsınız. Şimdi bir insan bir insana niye sallar? Şimdi bak, hadi düşünelim ya, gelin sizle oyun oynayalım. Mesela düşünün, ama bak, bu kötü insan olsun, Star Wars. Ama şu parfümümde iyi bir insan olsun, sarı temsil etsin. Şimdi bu adam durmadan bu adama niye sallar? Bak, bu bir yayıncı ama tanıyorsunuz. Şimdi eğer ailevi bir sorunsa zaten sallamaz, aile bunu yapar ki çözdük de, Tony ile vesaire. Şimdi bir insan buna sallıyorsa. Ki bu adam izlenen bir adamsa bunun altında bir art niyet vardır. Hadi bununla geçtim. ama mı? Pardon tam tersi olacak bu buna sallayacak. Arkadaşlar bu buna niye sallar? Bu adam çamur izi kalsın yapar. İftira atar. Ya Allah aşkına hepinize soruyorum arkadaşlar. Ben çıkıp da yayına küfür eden bir yayıncı olsaydım. Ne bileyim artı 18 bir şeyler yapsaydım. Ağzımdan küfür eksik olmasaydı. Şunu ne yazık ki e, demek zorundayım. Küçük kardeşlerimiz şey yapmasın. İşte içen bilmem ne şunu yapsam ekranda bunu yapsam daha çok itibar görürdü. Benim kameram mı kasıyor? Bir dakika. Yok bir kasma. yapayım. Ha yok mu? Tamam. İstiyorsan ee, istiyorsan bir kapat aç ama yine biraz tamam, sanki FPS düşüyor tamam. gibi. Tamam. Arkadaşlar yemin ediyorum bak şimdi. Bir insan düşünün. Tamam mı? Ben çok böyle küfür seven, yayınlarımda da 10 yıldan beri yapmayan hani varsa da tek tüktür. ...yapmamaya gayret ediyorum. Çünkü küçük kardeşlerimiz izliyor. Politikasındayım. Ne bileyim... ...işte Five M'de... E, ...love diye yani... ...sevgili dediğimiz bir role girdiğimizde bile... E, ...bunu Dilara ile birlikte çok olgun... E, ...işte yapmacık değil... ...daha böyle hani... ...işte adam diyor ki mesela dizi gibi... ...biz evli çift izliyoruz mesela... ...sizi izliyoruz diyor. Çok hoşumuza gidiyor diyor rolleriniz diyor. Ben bunu... ...artı 18 bir şekilde... ...yapsaydım... ...daha çok itibar görürdüm biliyor musunuz? Çünkü e, ee, doğru, dürüst, adaletli, yumuşak, hiç küfür etmeyen insanın bir tane açığını görsünler, yüz yıl onu konuşurlar. Aynı benim Salvatore'a sıkmam gibi. Aynı benim... E... Sıkacağız yine valla Salvatore diye diye. Cetli <laughs> <Çetten, gülüyor> gaza geliyor. Abi bir şey daha sıkıyor. <laughs> tamam arkadaşlar kusura bakmayın buradan bütün Salvatore. Salvatore değil mi? Aynen aynen. Tamam eyvallah ben buna alışayım şimdi rolde dersem bu seferim... <laughs> Burak benim kafama sıkacak. <gülüyor> Salvatore. <gülüyor> Salvatore. <gülüyor> tamam mı? sıkmam gibi. Anladınız mı? Ama bu benim görüşüm bu arada. Tam tersini düşünelim. İşte böyle ağız yapısı bozuk. İşte çok özür diliyorum buradaki kadın izleyicilerimizden. Çok çok özür diliyorum. İşte karı kız mevzusu. Hani görelim işte falan. Anladın mı? Bu insanlar hata yaptığı zaman yüceltiliyor. Helal abim Aslan abim küfür et deniyor. Ama bu tarz profildeki bir adam bir kere öfkesiyle hareket edip bir yanlış yaptığımız yanlış da kimsenin anasına da küfür etmedim. Hiç sevmediğim bir küfürdür bu. Ya PİÇ gibi bir kelime demişim bir yayında. Reç geçirmişim. Anladın mı? Bunu demişim. Adam diyor ki oyun Fatih'i küfür etti. Allahu Ekber. Ulan Twitch'le adama bağış atıyorlar. Anama küfür et diye. Anladın mı? Yani mantık bu. Hani bana karşı gösterilen bu okun bir sebebi var. O 50 izlenen, 30 izlenen, yayın açan, prim yapmaya çalışan arkadaşların bana sallamasında bir neden yok. Çünkü anasına küfretmiyorum. Ulan rolde vurmuyorum. E, rol paslıyoruz. Her şey yapıyoruz ama adam gene bana sallıyor. Tek bir nedeni var. Daha demin Burak'ın dediği gibi. Kitleyi çekmek çünkü. Çünkü bir insana çamur atıp izi kalması kadar çok kolay bir taktik yoktur. He. Bak Burak daha demin ne dedi? Adam çünkü old bir adam. Benim kafamı en yanmayabilecek Burak'tır şu an. Çünkü ben başka birinin yayınına şu an gitsem kendime kendimi açıklayamam. Bak adam ne diyor? Evet diyor. Salvatore'ye sıktı diyor. Bana sıktı diyor. Ama diyor ben çıkıp da mesela Fatih'e yayında bir şey dedim mi? Çünkü demez. Çünkü adam biliyor bunun rolde bir şey olduğunu. ve hatta çünkü bu adam profesyonel bir yayıncı. Anladınız mı? Geri kalan da popo yalayan yayıncıdır. İkiye ayrılıyor, anladınız mı? Çünkü niye? Hakkı söylediğiniz zaman her zaman hep geri plana çekiyorsun. Neyse ben çok konuştum ya. Oğlum <laughs> Sen devam et. Ben çok konu. Beni susturamazsın çünkü. <laughs> Eyvallah Devam et o <laughs> Ya demek ki sen de dolmuşsun. Bir boşalma oldu abi de. Evet. İyi de bir açık boşalma oldu bu ya bayağı. <laughs> i̇yi de bir açıldın, iyi oldu. Sıkıntı Allah, yok. Zaten herkesin merak ettiği sorular. Bir diğer sorumuz var. Bu şeyle alakalı abi. Ee, Admin olarak geldim diye bir olay varmış. Bu admin olarak Nasıl? geldik biz buraya. Aktif rolle yani? admin olarak geldim ben. Hayırdır siz ne yapıyorsunuz lan falan filan gibisinden bir olayın olduğu söyleniliyor. Bir de bu merak ediliyor kral. Bu admin olarak geldim kardeşim. Hatırlıyorum. Bir dakika hatırlay. Yani P şeyi hatırlıyorum evet. BD ye BD ye doğru. Doğru. Nedir kral bu aktif rolde mi yoksa çok büyük bir olay oldu ona mı müdahale? Dur, hangi sunucudu o bir dakika hatırlıyorum. Yani sahneyi hatırlıyorum ve haklı olarak gittim oraya. Hı hı. Onu bir hatırlatacak var mı chatte? Yardı galiba. Ha VR'daki PD. Doğru doğru doğru. Geri zekalar. Evet buradan söyleyebilirim bu lafı. Tamam. Tamam tamam VR'da doğru. Oraya gittim admin olarak geliyorum dedim. VR'da ben adminlik yapmıyordum Burak bu arada. Evet. Yayıncı olarak geçiyordum. Ben oynarken Admin yoktu. E, adminde ha, Bok gibi bir yönetim vardı. Aynen bok. <laughs> bok. hocam. Yani sifonu çekmek için artık ben kuyut atıyorum. Kendi oluşturduğum sunucudan. Neyse. Hocam ben sana çok açık açık konuşayım mı? Eyvallah. Hemen bunu da söyleyeyim. Vizyoner rol play'i biz açtık. Şimdi kitle kimin? Oyun Fatih'in. Ee, i̇çerik kimin? Oyun Fatih'in. Masa kimin? Oyun Fatih'in. Bütün bu tanıdığınız isimleri, hani yarısının ekip olarak tanıdığınız isimleri isim vermeyeceğim. Hepsini tanıttık. Sonra VR rol Playde dedik ki, ulan bana admin power demesin. Ulan gene adaletle yola çıktım bak. Ee, bana admin power demesinler diye ben kendimi founder değil. Oraya dedim ki Mustafa senin olsun. Hem buradaki dedim ücret. Mesela bu da sende. Evet. Çünkü dayın vefat etmiş. Hani ona da bir katkımız olsun. Ee, ben dedim burada bana yayıncı permi verin. Hı, oradaki de kazancı sende yok. Bende yok. Kesinlikle Hı. yok. Hı. Yemini billah ediyorum yok. Okay. Olay şu. Kitleyi getirdik. TR1 yaptık. 50 izlenen adam bizde 3000 izlenmeye başladı hocam. Bak istatistik bu. Evet. Şimdi ben orada e, bir şey yaptım. Ee, içerik zekiliği diyeyim. Kurnazlık değil. Zekilik. O da ne? Kendimi o sonucu da founder olarak değil bir yayıncı. Göya ben de araya başvuru atmışım. Hmm. Hani yayıncıyım ama. Gelen bütün ekiplerde bunu e, inandı. Tamam mı? Hadi yediler diyeyim. Yani bunu yediler. Yani Fatih çünkü niye? Adam geliyor beni işe. Halbuki bilmiyor ki anasını sunucu benim zaten. Anladın mı? Çünkü ben orada founder olsam adamlar diyecek ki admin power yapıyor. Ve ben de adminlik dahi yoktu. Neyse gelelim diğer olaya. Hocam kendi sunucumdayım. Allah aşkına bak Burak. 10.000 bin izleniyordum. 8 bin. Sonra düştü. İşte 7 bin. Kartel olaylarını falan bıraktım. 7 bin, 5 bin izlenmeye düştüm. Kendi sunucumda hileyle ölüyorum. Kendi sunucumda metalanıyorum. Kendi sunucumda ghostlanıyorum kendi sunucumda bak olayı kes. Ro e, Kendi sunucumda bana sallanıyor. Kendi sunucumda ekipteki adam yönetime gidip beni şikayet ediyor. Demek ki oyun Fatih'in yapmış olduğu taktik tuttu. Millet beni burada bir yayıncı zannediyor. Çünkü ben kendime o permi verdirmişim. Ya sonra olaylar oldu. Onlara çok girmeyeyim şimdi. Yönetim bok gibi. Tamam mı? Yönetim bildiğim bok hocam. Bok. Adam kayırma, adam bağırıyor, öbürü bilmem ne yapıyor. Ben ne zaten içeriğime bakıyorum. Sıkıntı yok. Ondan sonra PD. Zaten 5M, 5M camiasında en sorunlu ekip hep PD olur. founder hep PD ile bir sorun yaşar. Hatta hep ben gider konuşurdum. Abilik yapardım. makina paralarını vermeye çalışırdım. Hani VR çok güzel bir yere geldi arkadaşlar. Yani en iyi sunuculardan bize oyuncular geliyordu. Niye? Çünkü iyi izleniyor. Sunucu iyi çekiyor. Sonra hocam ben yayındayım. Bilerek, isteyerek tamam mı? Dilara ile rol yapıyoruz. PD bize roketlik oynuyor öbürü onu yap artık benim burama geldi doğru bu arada haklıyım ee, orada benim çünkü adminim yok ben adamın yanına gidiyorum adama diyorum ki ben buraya admin olarak geldim diyorum ha. bak artık çünkü yönetim bir bok yapmıyor çünkü niye biliyor musun kendi sahipliğini yaptın kendi içeriğinle hype'ladığın sonucu başka şerefsizlerin emellerine geçmiş ha. ulan haksızlık yapılan adam benim yayında izlenmemi bölen bu şerefsizler ama e, benim de burada bir sınırım var değil mi PD beni arkadaşlar durmadan forsuyor. Kuyumcu soygununa giriyoruz, forsuyor. Öbürüne giriyoruz, forsuyor. Öbürüne giriyoruz, forsuyor. Ve ben bunu arkadaşlar, bakın Emir de orada call fondurdu. Onu da çağırırım burada gelsin konuşsun. Bütün loglardan görüyoruz zaten. Adam, rivay basıyor, kendini fullüyor. Madde ise no cliple geliyor, adam tarıyor. Bu, bu yüzden hatta bu kaleler falan da o zaman çıkıp gitmişti. Arkadaşlar demek istediğim bu. Ne var şimdi hocam? Yani chat bana burada neyi sormak istiyor? Ben onu anlamadım. Ya yani ben buraya admin olay... olarak geldim. Lafını e, OC çıktın low RP olarak mı sormak istiyor? Hı hı. Yoksa sen bu lafı niye dedin? Yani admin miydin orada mı diye sormak istiyor ya, acaba. Ya algı genelde şöyle. E, senin zaten admin olarak e, tamam. sunucudaki bir üstünlüğünü artık iyice dile döktüğünü söylemeye çalışıyor adamlar. Ha, yani Zaten süper, arka tamam. planda işte kendine basıyor. Bilmem ne yapıyor silah atıyor bilmem ne yapıyor. Artık iyice. Direkt adam admin olarak tamam. gidip de bir şeyler yapmaya başlıyor. Direkt admin rolde söylüyor yani satayım diyorlar. Aynen zaten ondan sonra biz bıraktık. Yani ben artık 5M'de ne kartel rolü yaptım. Çünkü arkadaşlar niye biliyor musunuz? Bazı şeyleri gördüğüm için benim de bir sinir damarım var. Ben de oraya gittim. Admin olarak ben buraya geldim. Defol bir şeyler bir şeyler dedim ben o adamın. Bağırdım bunu kabul ediyorum ve özür dilenecek de bir şey değil bu. Çünkü ben oraya cidden admin ve sunucu sahibi sıfatıyla gittim. Çünkü bok gibi bir yönetim vardı. Anladınız mı? <laughs> Evet. Öyle. Sen Çünkü diyorsun hocam, ki adminler görevini yapmayınca artık ben paş tap haftaya geldim. ben. Ve e, o raddeden sonra zaten sunucudan artık yani, rol yok. Bir şey yok. Bağış olmak Bilmem ne. Rol olmayınca da ben de kendimi çektim. Zaten benim askerlik çıktı. Askere ya. gittim. Geldim gittim. Zaten sonra bir yerden de kuyut attık. Olay bu. Ya, ya, ya. Ha Şu meseleye de gelelim hocam. Şu Hı. meseleye de gelelim. E, şunu iyi bellesinler. Eee ...ekipteki, işte yanımızda olanları... ...VR'ın o zamandaki çok güzel oyuncularımız vardı. İşte biz isimlerini yaptık. Yaptık babacığım. Yani hiç öyle yüzüme bakmayın. Ekipler, sizin isminizi oyun Fatih yapmıştır. Kusura bakma. Ee, öyle ya da böyle... ...işte bazı yayıncılar... ...hani diyorsun ya ben kalkıp da... ...işte ben Burak olarak Fatih'e bir love RPG... ...işte kalkıp da Fatih'e bir küfür. Bak, çünkü niye? Çünkü Burak oyunda bir profesyonel yayıncıdır. Anladınız mı arkadaşlar? Çünkü bu adam bilmiyor. bak Adam geçen yayında ne dedi... Ya Fatih'i de dinleyelim. Çünkü 10 kişi toplanıp bir şey deyince benim üstümde bir algı oluyor. Evet. Olay ne biliyor musunuz? Ekip de böyle. Ben yanıma ekip olarak, teknik direktör düşünün beni. Ben bu futbolcuyu uygun görüyorsam ekibimde. Buradaki bir futbolcu ki o da sonradan dahil olmuş bir şans. Sen buna karışamazsın koçum. Çünkü buradaki marka benim. Marka oyun Fatih'dir. Buradaki isimleri o yapar. Anladın mı? X, evet. Y, Z'yi yayının, izlenir Para kazanırsın. Ben burada birini alırsam sıkıntı. Bu da şundan kaynaklanıyor Burak. Hı hı. E, biz işte Dilara ile rollere girdik. E, güzel işte derin devlet rolleri yapmaya başladık. Fadıl'la Gaye işte ilişki rolü e, çok olgun bir şekilde. E, işte ne bileyim terbiyesizce değil cidden olgun. Böyle Türk aile kültürünü gösterecek şekilde roller yapmaya başlayınca... ...buradaki ekipler tabii kıskanmaya başladı yani kendi biliyorum çünkü bunu kıskanınca sallamaya başladı bu sefer de dediler ki ben Fatih abiye değil buraya sallıyorum lan geri zekalı biz bu kadınla tamam mı aynı parmağa yüzük takacağız aptal velet ya buna sallarsan bana da hani, sallamış oluyor. bu kadar mı salaksanız bu ya. kadar mı salaksınız sen burada bu kardeşinin yanında duracağına buradaki geri zekalı yönetimle duruyorsun hiç mi aklın çalışmıyor yani aklınız çalışmıyor daha doğrusu. Çünkü topluluk yapıyor bunu. Çünkü niye? Bu benim hayatım. Buna kimse karışamaz. Ha. Ve hatta ben ekibe Burak almışımdır. Ve hatta Burak demiştir ki Fatih, işte Minecraft ekibime seni aldım ama ben ekibine gittim. Buran 10 yıllık ekibindeki adam kıskandı beni. Olabilir. Çok doğal bir şey bu. Beni kıskandı Buran ekibindeki adam. Burak zıt almaya başladı. Bana sallamaya başladı. Yayını açıyor Fatih'i bilmem niye. Çünkü Burak'ın ekibine geldi. Burak da şunu der. "Kardeşim, senin ismini de ben yaptım. Ben bu adamı yedek oyuncu olarak ekibimde görmek istiyorsan vardır bir bildiğim." diyeceksin, susacaksın. Bu kadar. Evet, ya abi. daha nasıl anlatayım? O admin olayı da şu. Evet, admin olarak gittim oraya. İyi ki de bağırmışım. Yok Çünkü canım. Rol bilmeyen, forsayan geri zekalıların tek. Zaten yarın da YouTube video atmışlar. "Fadıl adminim." diye bağırdı, 100 bin izlemiş. Ya böyle bir insandan ne beklersin hocam? Okey. Bu kadar bu hocam, benim o. diyeceklerim bu yani. Hani daha ya bir de şöyle bir şey bırak. Hmm. Ee, ne bileyim, davalık bir şey olur. Sana küfür ederim Hani burada kendimi açıklarım. Ya açıklama yaptığımız şey faydam. Ama ne yazık ki biz senle birlikte bu işi yaptığımız için, hmm. meslek gibi bir şey olduğu için, bunun vergisine kadar verdiğimiz için e, kendimizi demek ki bu konuda da ispatlamak. Benim tek suçum var. Benim tek suçum arkadaşlar, açıklama videosu yapmayıp kendi kabuğuma çekilmem. Keşke yapsaydım. Olsun demek ki bugüne nasipmiş. Burada evet. Bura e, da yapacağı bu projede yani bu rol play'de ben tad alacağımızı e, ciddi anlamda entrikaların, rollerin e, hepsinin güzel döneceğini. Ben sosyalin de güzel döneceğini çünkü ben artık bu tarz rolleri bırakmıştım. Görmüşsünüzdür. Evet. Ha ama böyle bir şeyin tekrar başlaması çok çok mantıklı bir karar. Çok çok mantıklı. Eyvallah. Ha ben denedim. E, Biraz becerdim. Biraz beceremedim. Çünkü niye? Çete rolleri. Burak'ın dediği gibi bu rolleri yapan insanlarla bizim şeyimiz uyuşmadığı için. İnşallah Burak'ın da kendi sunucusu vardı. Bizim de var. E ne olacak? Eğer buradaki diğer yayıncıların isimlerini şu an bilmediğim için evet. kendilerine şey yapmayayım. Onların da kitleleri, onların da rol düzeyleri, kalitesi bir yerde birleşsin. En azından diyelim ki. Çünkü Burak'ın da davası aynı. O da diyor ki eski 5 kültürü rol dönsün, meta olmasın. E biz de aynı şeyi söylüyoruz. O Hı -hı. zaman niye birleşmeyelim kardeşim? Biz Hı -hı. de evet dedik, okeyledik. Eyvallah Kral. Valla açıkçası ben kendi sorularımı sordum. Chatten Hı -hı. gelen soruları da sordum. Sen de kendini izah ettin. Ee, Hı -hı. Benim daha fazla bununla alakalı bir sorum yok. Ee, Eyvallah. Bence Meram'ını da güzel açıkladı abi. Benim aklımda bir yani... soru işareti de kalmadı. Kendi soracağım sorularda. Ee, Hı -hı. Bundan sonraki süreçte. Bakalım proje ile alakalı zaten diğer arkadaşlarla da konuştuğumuzda bir araya geldiğimizde yine ortak yayında ee, hep beraber bir araya geleceğiz. Server nasıl işleyecek, nasıl olacak hep birlikte konuşacağız. Ben çok tabii teşekkür tabii. ediyorum davetli de kırmadım. Eyvallah. Eyvallah ne demek. Güzel ne demek? güzel konuştuk diye düşünüyorum. Ama bir gün buluşup kahve içelim. İnşallah. Ben o sana getireceğim. Tamam <laughs> o benim ismimde fındık falan yapmışlar. <laughs> Arkadaşlar bunlar sıkıntı edecek. Bir günün arkadaşlar bana fındık fadıl diyorsunuz diye gidip isyan mı Bence bu çok güzel bir şey. Vallahi çok güzel bir şey. Çünkü biz içerik adamıyız. Bizle dalga geçebilirsiniz. Yaptığımız bir espriyle dalga geçebilirsiniz. Bu konuda işte ciklet fadıl diyor. Bak bence çok güzel. Eskiden permatik derlerdi. Ciklet ya. Anladın mı? Ya bunları kalkıp da bir gün videoda sözün bilmem ne demedim ki. Çünkü bunlar vallahi güzel şeyler ya. Evet, evet. Ben ya o yüzden chatten... Çetken... Miza olur yani. Ha, chat'ten fındık karmatik fındık istiyorum. <laughs> o fındık atıyorlar tamam mı? Daha güzel. Hocam sen mi yaptın bu emotu? Bizde de var bir şey. <laughs> Bence cilet güzel bir lakap arkadaşlar. Yani cilet bana. O zaman Fatih'ciğim çok teşekkür ya. ediyorum. Tamam. En o kısa sağlam. sürede de davet ettiğin için. Bütün yayıncı arkadaşlar hep beraber toplanacağız, konuşacağız. Tamam. Tamam eyvallah. Tamam, tamam ben kral. gidiyorum. Chat Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Eyvallah. Hayırlı eyvallah. akşamlar. Her denilene inanırsanız yaşayamazsınız. Aman. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Eyvallah. Çok sağol teşekkürler. Hadi Allah'a emanet. Vallahi arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi. Ben bir elçi olarak üzerime düşeni yaptığımı düşünüyorum. E, ne Fatih'in dediklerini e, reddediyorum. Ne dediklerini onaylıyorum. Ben sorulması gereken soruları sordum. Ve bir adım attım. Ee, bunu da hakkaniyetli yaptım diye düşünüyorum ee, Bilmiyorum Dediğim gibi o hani O anlatmak istediği şeyleri anlattı Çünkü onun açısından hiç düşünmemiştik yani hani Onun açısından harbiden hiç dinlemedi Çünkü hiç de anlatmadı adam Yani şöyle böyledir demedi Geldi de kendini anlattı ha, Siz inanırsınız inanmazsınız O sizin bileceğiniz iş ee, Ama dediğim gibi ben Doğru veya yanlış Fatih'in anlattıkları doğru veya yanlış. Ben baba OC wipe'ımı attım. Benim kimseyle hiçbir olayım kalmamıştır. Bu proje içinde zaten eee Fatih ile biz hiçbir şey yaşamadık yani. Benim çok daha bayağı bir olay yaşadığım adamlarla bile ben görüştüm yani. Hani onu söyle öyle söyleyeyim size. E, o açıdan yani Fatih ile biz hiçbir şey yaşamadık. çok daha büyük olaylar yaşadığım adamlarla oynayacağım yani. Onu söyle. Benim için çünkü herkes bitmiştir. Şimdi mesela yayında bazı arkadaşlar yazıyor. Ehe, aslında listede olup da kendini burada ne bileyim çeşitli laf atmalar, ne bileyim laf sokmalarla kendini listeden çıkaran arkadaşlar da oluyor bu listede. Niye böyle bir trip oluyor onu da anlamadım. Onu da çözemedim yani. Adam bir şey anlatıyor, laf atılıyor. Niye, anla niye atılıyor onu da çözemedim yani. Hani... Demek ki listeyi daha iyi düşünmemiz lazımmış çünkü ben OC wipe diyorum herkes helalleşsin diyorum. Adamlar burada adamlar burada yine birbirine sallıyor. Demek ki yani demek ki hiç böyle bir şeye bile gidilebiliyormuş. Yani ben anlamadım. Ee, o zaman diyecek bir şey yok. Elimizdeki listeyi biraz daha değiştireceğiz demek ki. Ya yani ben olgun ben 26 yaşındayım. Yani oyun için kavgalar ettik, bilmem ne oldu ama diyorum ki tamam artık birader bu işleri sonlandıralım. Ne güzel anlatıyorum. Liste yaptık bak sizinle görüşeceğiz diyorum. Adamlar hala sallıyor birbirine. Bu adamlarla demek ki bu iş olmuyormuş. Onu da anladık yani. O yüzden listeyi biraz daha düzenleyeceğiz. Allah sevgili arkadaşlar durumlar bunlar. Sen en doğrusunu yapıyoruz. Eyvallah İzemet için. Teşekkür ederim abi. Dediğim gibi çok adam var. Hatta hemen sorayım. Mesela iki ekiple daha görüşülecekti. İsimlerini vermeyeceğim. bu arada şunu da söylüyorum. Benimle daha önceden problem yaşamış olabilirsiniz arkadaşlar. Veya proje içerisindeki diğer arkadaşlarla problem yaşamış olabilirsiniz. Ama gerçekten burada harbiden bu oyunun oynanabilmesi için hep birlikte gelin bir araya gelelim. Eskiden oynuyorsunuzdur. Ben de oynamak istiyorum diyorsanız lütfen bunları da bize ulaşın. Benim ekibime de ulaşabilirsiniz. Salvatore'den Baturay Emin yazın abicim Discord'a da. Sadece ben değil onlara da ulaşabilirsiniz. Eski ekiple benim ekibimden Gökay moderatörlerime ulaşın. Ee, biz de bu işin içinde olmak istiyoruz. Biz de bu projede olmak istiyoruz. Bu faydamı toparlamak istiyoruz diyen arkadaşları biz e, projenin içerisinde olan diğer arkadaşlarımız kabul eden ilk baştaki arkadaşlarımızla değerlendireceğiz birlikte. Dediğim gibi bu, bu sadece benim serverim değil. Evet ben bu projeye liderlik ediyorum ama hiçbir şeyin kararını tek başıma almayacağım. Ee, ben burada bir nevi elçiyim yani. Hani ben kendimi bu şekilde görüyorum. İnşallah bu oyunu toparlayabiliriz. Bu şekilde. Ya benim bakın mesela ben geldiğine en çok sevindiğim isim Pars oldu. Yalan yok. Çünkü ee, çok iyi rol yaptık biz onlar. Yani çok iyi rol yaptık. Yani. yani. Çok iyi rol yaptık. Çok çok iyi rol yaptık. yani. Acayip rol yaptık biz onda O zamanki tat yakalanırsa cidden burada arkadaşlar sinema filmi gibi izlersiniz. Yani sinema filmi gibi izlersiniz yani. Acayip bir rol çıkar ortaya. Şimdi Fatih'in de mesela anlattıkları var. Düşünceleri var. O onları yapacak işte biri bilmem ne yapacak falan. Manyak bir şey çıkacak ortaya. O eski çeteler eski ekipler falan. Ya TR1, TR2, TR500 kaç oldu önemli değil. Rol olsun anasını satayım. Bir şey yapabilelim yeter. Durum bu. Şimdi varsa sorular arkadaşlar soruları cevaplayabiliriz bazı soruları bir cevaplayabiliriz sizlerle. Ee, dediğim gibi şimdi serverlarda oynayan arkadaşlar var. O yüzden hepsinin ismini söyleyemiyorum. Ee, ama sadece mesela Halil abi dostum gelecek yani. <laughs> Onu söyleyeyim. Halil <laughs> kanka sizi banlarlarsa yapacak bir şey yok ya. Yani. <laughs> gelecek yani. İsim, isim üzerine konuşmayacağım. İsim üzerine konuşmayacağım. Abi kabastır. El kral